kadar güzelsin. Ay burası çok güzel olmuş. Beğenmene sevindim. Hepsi senin için. Ay. Lütfen. Evet. Hilal gitti. Gitti mi? Evet. Sen öyle istememiş miydin? Evet de bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Bir takım olaylar oldu. Ama bunları konuşmanın sırası değil. Önemli olan biziz. Yıldız. Sen beni çok üzdün. Çok kırdın. Ama ben seni affettim. Artık hayatımızda yeni bir dönem başlıyor. Ben hazırım. Eğer sen de hazırsan. Hazırım. Doğan. Ay inanmıyorum. Ben seni affettiğimi söyledim. Tekrar birlikte oluruz demedim. Ne? Seni buraya bu yüzüğün gerçek sahibini gör diye çağırdım. Çok bekletmedim değil mi? Canım. Oo. İzninle. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Şaka mı bu? Neden şaka olsun? Doğan. Sen niye bu kadar şaşırdın? Yaptıklarından sonra ne bekliyordun ki? Ne yapmışım ben ya? Ne sırıtıyorsunuz siz? Ne yapmışım ben? Ne yaptığını sen çok daha iyi biliyorsun Yıldız. Artık rahatsın. Git ve istediğin gibi Engin'le evlen. Ne Engin'i ya? Senin için fark etmez değil mi? Bir zengin olmuyorsa başkasını bulursun. Ne biçim konuşuyorsun Doğan? Ender sen bana bunu nasıl yaparsın? Yazıklar olsun size. Allah belanızı versin. Yarın evde 12'de nikahımız var. Bekleriz. Bir de şaşırıyor. Hayır yani sen türlü türlü entrikaları çevirirken iyi... Biz anlayınca mı kötü? Kesin şu an koşa koşa Engin'e gidiyordur. Ben sana söyleyeyim. Ama bu ona çok iyi bir ders oldu. Kesinlikle çok iyi bir ders oldu. Oldu da aklı başına gelir mi? Ben o kadar emin değilim. Huylu huyundan vazgeçmez Doğancığım. Yani pardon da hatırlarsan bizim bir ilişki başlangıcımız zaten vardı. Siz evlendiğinizde ben sesimi çıkarmadım ama orada da bana kazık attı işte. Haklısın, doğru. Doğru tabii.
göstermelik dedi, onu dedi, bunu dedi. Sonra ne oldu bir baktık, aa çocuğunuz olmuş. Hayır bir değil, iki değil. Köprünün altından ne sular aktı dedim. Sineye çektim, unuttum. Ama bu kadarı olmaz. Bak şu anda aynısını sana da yapmış oldu. Doğru yaptı. Onun fıtratında bu var. Ben onu çok iyi tanıyorum. Çok iyi tanıyorum. Onun gözü yükseklerdeydi her zaman. Ve asla elindekiyle yetinen biri olmadı. Açıkçası ben de bu kadarını beklemiyordum. Pişman oldu sanmıştım. Neyse. Bundan sonra artık sadece bizim mutluluğumuzu görecek. Bu arada Doğan, ben bu evliliğin gerçek olmasını istiyorum. Yani Yıldız'dan intikam almak için evlenmeyi ben kendime yakıştırmıyorum. İkimiz de öfkeliyiz, okey. Ama madem bir araya geldik, yani birbirimize bir şans daha verebiliriz, öyle değil mi? Yani zaten bir geçmişimiz var seninle. Bakarız. Yürütemezsek düşünürüz. Yani senin farklı bir düşüncen varsa tabii onu bilemem. Ama ben Yıldız yüzünden yalan bir şey yaşamak istemiyorum. Elbette ben de böyle bir şey olsun istemem. Aslında ben de bu oyunlardan ve yalanlardan çok sıkıldım. O zaman bu ilişkiye bir şans daha verelim. En azından deneyelim. Hı? Olabilir. Ama benim de bir şartım olacak. Evlilik sözleşmesi. Bu zamanda evlilik sözleşmesi yapmadan evlenen yok zaten. Abi ileride sağda indirebilirsin beni. İndireceğim ben size. Of. Ya hacı, pılıyı pırtıyı toplayıp gitmek ne demek ya? Ya Emir'cim, ablamla taşınıyoruz işte. Ya iyi de neden? Yıldız'la mı kavga ettiler? Merak etme, birazdan her şey ortaya çıkar. Vay be. Hani yarın yana dışında her şeyi paylaşıyorduk. Ne oldu hacı Cavcav? Ya Emir'cim orası baki zaten. Bizim aramız bozulmaz, bozulmasın da. Gel. Oh. Ama ablamla Yıldız için aynı şeyi söyleyemeyeceğim tabii. Yıldız mı? Ya yine mi kapıştılar arkadaş ya? Hem de bir daha düzelmemecesine. Hayda. Of, ben nasıl toplayacağım şimdi ablamın hangi kıyafetini alayım? Nasıl sığdıracağım buna? Of. Nereden açılıyordu bu be? Aşağıdan. Zeyno, çok heyecanlıyım. Acaba Yıldız'la Doğan ne konuşuyorlar ha? Ne bileyim, gelir birazdan. Aslan Hanım. Ne oldu? Yıldız Hanım. Ne oldu Yıldız Hanım? Yıldız kızım ne oldu? Doğan'a bir şey mi oldu? Keşke Doğan'a bir şey olsaydı. Kızım ne demek ne olsa, çok kötü ne gözüküyorsun. Oldu ya? Bir su getir Aysel. Yıldız ne oldu? Doğan bir şey mi yaptı kızım? Ender'le Doğan diyelim biz anne. Ender'le Doğan ne? Evleniyorlar. Ne? Ay! Kızım ne evlenmesi, neden bahsediyorsun? Evet. Doğan gayet güzel bir yüzük de almış. Yok artık. Nasıl olur böyle bir şey? Yani hayatım boyunca çok kazık yedim ama bu kadar büyüğünü hiç yememiştim biliyor musun? Yani kazık bunun yanında kürdan kalır. Ay Allah cezalarını versin ya. Ya bu nasıl olur? Sana bir şey söylemediler mi? Ne söyleyecekler Zeynep ya? Bana aldığı yüzüğü resmen gözümün önünde Ender'e taktı. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Zeyno kalk gidelim, kapılarına falan dayanalım, bir şey yapalım. Anneciğim dayanalım, dayanalım da yani bir açıklamaları yok mu bunların? Ne açıklamaları olacak Zeynep ya? Çevirmişler işte arkamda. Benim güzel kızım. Ay Allah'ım ya Rabbim ya.